Kavram Atölyesi programına hoş geldiniz kıymetli izleyiciler. Kavram Atölyesi'nde bu hafta ihtiyar ve irade kelimelerini Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin tarif ettiği şekilde anlamaya, arasındaki farkı öğrenmeye çalışacağız inşallah. Buyurun. Evet, Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve keremi hepimizin üzerine olsun. Kader meselesinin içinde geçen çok önemli iki tane tabirdir. Evet. İrade, ihtiyar. Kafa karıştıran bir tabir aynı zamanda yan yana geldiği zaman özellikle. Aslında kafa karışıklığı nereden gelir? Fazla bilmemekten ileri Evet. gelir. Yani bu konuları fazla irdelemediğimiz için onun için biraz karışık gibi görünüyor. Evet. Aslında o kadar karışık da değiller. Yani mesela ben seçim yapmak istesem iki şey arasında bunu yapan bendeki irade sıfatıdır. Yani ben su mu içeceğim yoksa önümdeki kağıttaki yazıyı mı okuyacağım? Ya da gözlüğü mü takacağım? Şimdi üç tane şey var önümde. Olay var. Bunlardan bir tanesini seçmem lazım. Bunu ne yapıyor? Bendeki irade sıfatı yapıyor. Seçim işini yapar yani. Sadece bu seçim. O sıfat olmasa seçemezsin. Hangisini alacağını bilemezsin. İrade sıfatı bir tarafa yöneliyor. Ha ben şu kitabı okuyayım diyorsun. Kitabı okurken şu yazıyı okuyayım. Yazıyı okurken de görmüyorum. Ne yapacağım? Ben görmediğim için gözlüğü takıyorum. Bu seçenekleri yapan bizdeki irade sıfatıdır. Mesele bu. Karışık bir tarafı var mı? Yok ama ihtiyar da sanki yan yana gelince biraz Ha, ihtiyar anlayamıyoruz. şu demektir. En yani kendimce en uygun olanı seçmek demektir. Evet. Yani burada mesela bir meyve tabağı olsa, meyve tabağının içerisinde çeşitli meyveler olsa mesela. Yani üzüm var, elma var, armut var. Hem de üzümden birkaç salkım var, elmadan birkaç tanesi var, armuttan birkaç tane var falan. Şimdi sen elini böyle gezdirirsin üzerinde seçim yapacaksın ya. Şimdi irade bu işi yapıyor. Ama irade ile ihtiyar arasındaki fark şu, sadece şu kadar. Sana en uygun olanı seçersin. Üzüm yemek senin için en uygunsa onu alırsın. Armutsa en uygun. Hatta armudun içerisinde de en olgun olanı falan seçersin. Bu en uygun olanı, sence en uygun hangisi ise onu seçmeye ihtiyar denir. İrade ise sadece seçim yapan bir sıfattır. İhtiyar ise en uygununu seçen bir sıfattır. Yani ikisi de aynı manadadır. İrade eğer en iyisini seçiyorsa ona ihtiyar denir. İrade seçim yapıyor ya. En uygun olanı seçerse adına ihtiyar İhtiyar denir. denir. Evet. O zaman burada anahtar kelimemiz uygunluk olması. Ya uygunluk olması. Münasip. Yani en münasip, en uygun olması. Mesela şu masayı yaparken ben yuvarlak masa mı yapayım yoksa böyle şekilli bir masa mı yapayım diye marangoz düşünüyor. İşte onu seçmeye en uygun olanı, bu stüdyoya en uygun buymuş demek. Onu seçmiş yani. Buraya en uygun olanı seçiyor. İşte ona ihtiyar deniliyor. İhtiyarın zıttı şeydir, ikrahtır. Zıttı ikrahtır, ihtiyarın zıttı. Yani ben bir şeyi en uygun olanı seçeceğim ya, en uygun olanı seçmiyorsam, başka bir önüme bir şey getirip de onu alıyorsam, bu kerhen onu almış oluyorum demektir. Yani istemeyerek onu alıyorum. İşte ona ikrah denir, zorla alıyorum ben onu yani. Ona ikrah deniliyor. Yani demek kendi isteğinle en uygun olanı seçmeye ihtiyar deniliyor. Efendim sadece seçim yapma olursa sadece seçim. Mesela fabrikasyon 10 tane kalem var. Hepsi birbirinin tıpatıp aynısı. Sen işlerinden bir tanesini alıyorsun. Bir tanesini seçiyorsun. İşte bu iradedir. Ama mesela bir tarafta dolma kalem var. Bir tarafta tükenmez var. Bir tarafta kurşun kalem var. Bunların içerisinde de kalite farkı var. Siz bunlar içerisinden en uygun olanı seçiyorsanız efendim mesela bunu yapan iradenin ihtiyar denilen yönüdür. Aslında Evet. mesela birbirine tamamen eşit olan şeyler arasında seçim yapabiliyorsam o bende iradenin çok bariz bir göstergesi. Tabii. Çünkü hani irade denilen bir şey olmasa birbirine tamamen benzeyen şeyler arasından dahi bir tane bile alamam, değil Tabii. mi? Şimdi mesela bazı şeyler var. Hastalar var. Seçim yapamıyorlar. Ne diyorlar onların adına bilmiyorum. Şeyde vardı hatta bir film falan çevir. Yağmur Adam falan diye bir film vardı. Orada mesela tamamen seçim yapamayan bir insanın halini şey yapıyor. Çok zeki, fevkalade her okuduğunu adeta hafızasına alıyor. Fotoğrafik bir hafızaya sahip. Ama seçim yapamıyor. Mesela bir kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışıkta ben geçeyim mi geçmeyeyim mi? Şey yapar, yani
Onu ayırt edemiyor. Öğretiyor mesela yanındaki. Diyor ki kırmızı ışıkta duracaksın, yeşil ışıkta geçeceksin. Şimdi bu seçimi gerektiren bir şey. Şimdi birden yeşil ışık yanıyor, herkes geçiyor, o da milletle beraber gidiyor. Fakat kırmızı yanıyor, ne yapacağını bilemiyor. Bütün millet karşı tarafa geçiyor, o ortaya da kalıyor. Trafiği kilitliyor yani. Hı hı. Bir seçim yapamıyor. Geçeceğim mi, geçmeyeceğim mi? Seçim yapamıyor. İşte bu seçim yapamama hadisesi o irade sıfatında bir hasar olduğunu gösteriyor yani. Hı hı. Hasar olmasa, yani tam böyle seçimlerini yapabilse, o zaman ne yapacak? İstediğini seçecek. Yani irade budur, irade. Bir de bunun yanında külli irade ya da külli ihtiyar, evet. Bir de cüz'i ihtiyar, cüz'i irade var. Evet. Yani ihtiyar, irade aynı manaya dedik ama bir tanesi en iyi olanı seçiyor, diğeri sadece seçim yapıyor dedik, değil mi? Evet. Aynı manaya aslında. Yani sonuçta seçim yapma hadisesi. Hı hı. Bir seçim yapıyorsun. Buna irade deniliyor. Cüz'i irade var. Cüz'i seçim yapan var, bir de külli irade var, külli seçim yapan var yani. İki tane ayrı. İnsanlarda, varlıklarda bulunan iradenin adına cüz'i denir. Allah'ın iradesine, Allah'ın irade sıfatına ise külli denir. Yani ikisi de seçim yapan bir sıfattır bu. Yani külli olsun, cüz'i olsun, seçim yapar. Yani Allah'ın iradesi de bir seçim yapar, kulun iradesi de seçim yapar. Kulun iradesine cüz'i denilmiş. Niye cüz'i denilmiş? Çünkü cüz'i cüz'i seçim yapar. Yani tek tek seçim yapar. Birey birey seçim yapar. Hep bu sıraya koymak zorunda. Hmm. Mesela dedik ya az önce, hani burada bir gözlük var, bir kağıt var okunacak, bir de su var burada içilecek. Şimdi bunlar, ben bir anda hepsini yapamam. Hem okuyup da hem de su içebilir miyim ben? Sırayla yaparım. Okuyacaksam önce gözlüğü takarım, bak sırayla yapıyorum. Bunu seçtim. Sonra bunu gördüm, okumaya başlıyorum. Ha okudum, arada mesela işte ne oldu? Ağzım kurudu. Buradan biraz su içiyorum. Ama hem okuyup hem su içemiyorum. Bak bunları hep sırayla yaptım. Cüz'i cüz'i, cüz'i fert demek, birey demektir. Yani fert fert, birey birey, tek tek seçim yaptığım için cüz'i irade denilmiş benimkine. Kulun iradesi cüz'idir. Tek tek yapar. Bir de zannediyorum, bir anda birçok şeyi yapamadığı için cüz'i denilmiş. Hı hı. Ama bir anda çok şeyi seçseydi, dileseydi o külli olurdu. Cenab-ı Hakk'ın iradesi öyledir. Hı hı. Bir anda milyon işi seçer. Mesela yeryüzünde bir papatya düşün. Hı hı. Kaç milyon tane papatya var? Her bir tanesinin taşları da, her bir papatyanın var. İşte her bir tanesini ayrı ayrı ne yapıyor Cenab-ı Hak? Onun seçimini yapıyor. Sadece yeryüzünde papatya mı var? Yok, başka. Yani milyon tane papatya çeşitli gibi türler var yani. Evet. Milyonlarca tür var. Bir de sadece bitkiler mi var? Hayvanlar da var. Sadece bitki hayvan mı var? Sadece yerde mi var? Göklerde de var. Bütün bunların her bir tanesini ayrı ayrı Cenab-ı Hak bir anda seçiyor. Ve birini seçerken diğerine engel olmuyor. Diğer seçime engel olmuyor. Halbuki ben bir şey okurken su içmeme engel oluyordu. Evet. Böyle değil yani. Cenab-ı Hak birçok şeyi aynı anda diler, seçer. Hı hı. Ve hiçbir seçim diğer seçime mani olmaz, engel olmaz. Ve hiçbir şeyi de unutmaz. Efendime söyleyeyim, bu az olsun, çok olsun. Yakın olsun, uzak olsun. Küçük olsun, büyük olsun. Hiç fark etmez. Hepsini aynı anda seçer ve hepsini aynı anda yapar Cenab-ı Hak. Aynı mükemmellikte yapar. Aynı mükemmellikte yapar. Evet. Sanki hiçbir şeyi seçmemiş, dilememiş, evet, sadece bir şeyle meşgul oluyormuş gibi her şeyi o kadar böyle mükemmel yapar. Seçimlerini güzel yapar. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu seçme iradesini, irade sıfatına külli irade denir. Ama mahlukata verilen irade, ki o irade bir numunedir. Hı hı. Yani seçimin ne olduğunu, seçim yapmanın ne olduğunu bilsin diye numune olarak insana vermiştir Cenab-ı Hak bunu, bu sıfatı. Ta ki o külli sıfatı anlayabilsin diye. Evet. Biz işte cüz'i sıfatımızda o külli sıfatı biliyoruz. Biz tek şeyi seçiyoruz, Allah her şeyi seçiyor diyoruz. Yani buradan bir çıkarımda bulunuyoruz. Kendimizdeki o sıfatıyla Cenab-ı Hakk'ın sıfatını anlıyoruz, idrak ediyoruz.
Şimdi mesela bir şey meydana getirebilmek için 3 tane sıfatın olması lazım. Daha önceki programda ilim sıfatını gördük. Evet. Şimdi de irade sıfatını görüyoruz. Bir de kudret sıfatı var. Önce neyi seçeceğini bir insanın kendi iradesini düşünecek olursak önce neyi seçeceğini seçenekleriyle belirler. Değil mi? Evet. Mesela siz hanımlar olarak yemek yapıyorsunuz, mutfağa giriyorsunuz. Önce ne yemek yapacağını seçeceksin. Ne yapacaksın mesela? Bir yemek seç. Basit olsun ama ben de bileyim. Bir tarhana çorbası olsun. Tarhana çorbası olsun. Tamam. Tarhana çorbası yapmayı seçtik. Birçok yemek vardı. Arada neyi seçtin şimdi sen? Tarhana çorbası. Tarhana çorbasını seçtin. Şimdi tarhana çorbasının içerisine ne koyacaksın onları da seçmen gerek. Ne kadar tuz koyacaksın? Seçeceksin. Miktarını bile seçeceksin. Bak. Ondan sonra ne kadar su koyacaksın tarhananın içine? Yanlış tarif edersen de söyle, uyar beni yani. Ne kadar su koyacaksın, ne kadar tuz koyacaksın içerisine, ne kadar tarhana koyacaksın o suyun içine. Bunların hepsini, miktarlarını falan ne yapıyorsun? Seçiyorsun. Tek tek seçim. Bunu irade yapıyor işte. Ondan sonra bir tarhana çorbasını, bu seçtiğin şeyleri, bir de tarhana nasıl yapılır, bunun ilmini bilmen lazım. Değil mi? Tarhana çorbası nasıl yapılır? İlmini bileceksin. İlmiye temiz edersin. İşte bu su dersin, bu şeker dersin, şekerden çıktı, tuz dersin. Bu tarhananın kendisi dersin. Bunları ilmen bilirsin. Tarhana nedir bilirsin, tuz nedir bilirsin, su nedir bilirsin. Bunlardan da bir araya geldiği zaman bir tarhana çorbası olacağını, şu kadar ateşte, şu kadar dakika kaynatılacağını bilirsin. Bunu ilmi sende varsa, bak ilim ne yaptı? Temiz etti, ayırdı bunları. İrade seçti. Kudret de, güç de senin de ne yaptı? Onu meydana getirdi. Bir şey meydana gelirken bu üç tane sıfat mutlaka olması lazım. Evet. İlim, irade, kudret sıfatları. İşte Cenab-ı Hak da bütün bu şeyleri iradesiyle ne yapar? Seçer. İlmiyle her şeyi birbirinden ayırır, temiz eder. Ondan sonra kudretiyle de meydana getirir, ortaya çıkarır. Evet. Yaratır. Demek bu üç tane sıfat önemli sıfattır yani. Her şeyin meydana gelmesi için lazım. O varlığın devam etmesi için işte diğer sıfatlara da ihtiyaç vardır. Buna sıfat-ı seba denir. 7 tane sıfat. Yani bunlar nedir? İşte semi, basar, ondan sonra kelam gibi sıfatlar da var. En baştaki sıfat da hayat sıfatıdır. Hayat olmazsa zaten ne seçersin, ne temiz edersin, ayrıştırırsın, ne meydana getirebilirsin. Hayat, her şeyin başında da hayat gerekiyor. Ve dolayısıyla bütün bu 7 tane sıfat bir arada ne yapar? Varlığı yaratır ve varlığın devamını ne yapar? Sağlar. İşte bizdeki bunlar hep cüz'i cüz'idir. Cenab-ı Hak'ta ise bunlar külliyidir. Yani çok seçim yapar yani. İhtiyar da bunları ne yapar? En uygun olanlarını seçerek gider. İhtiyar da odur. Aslında ihtiyar iradedir. İradenin irade sıfatının bir yanıdır. Evet. Bir tarafıdır. O irade sıfatına bir şey daha ilave ediliyor, özellik daha ilave ediliyor. En uygun olanını seçmek. İrade seçiyor, en uygun olanını seçme özelliği de ilave ettiğiniz zaman ihtiyar oluyor. Evet. Mesele bundan ibaret. Karışık bir tarafı varmış aslında mı? Aslında yok, evet. Evet, bunlar bu kadardır. Tabii bunlar problemlerden çıkıyor. Mesela işte külli irade, kader tabir ediliyor buna. Nedir? Bütün kainatın hendesesini ortaya koyuyor. Bütün seçimler yapılmış. Her şey seçilmiş. Mesela senin nasıl bir varlık olacağını, insan mı olacaksın yoksa karınca mı olacaksın? Cenab-ı Hak seçmiş, seni insan yaratacağım demiş. Bu seçimi yapmış. Sonra seçimin ötesinde nasıl bir insan olacak? Hanım mı olacak, erkek mi olacak? Diğer insanlardan farkı ne olacak? Hangi yüz siması nasıl olacak işte? Karakteri nasıl olacak vesaire. Diğer insanlardan ayıran özelliklerini seçmiş. Evet. Ondan sonra bütün bunları hangi anne babadan dünyaya geleceksin? Onu da seçmiş. Hangi ırktan geleceksin? Hangi ülkede doğacaksın? Hangi memlekette doğacaksın? Nerede doğacaksın? Bunların hepsi seçmiş. Allah bize yaratırken bunları soruyor mu? Sormuyor. Senin gözün nasıl olacak? Kaşın nasıl olacak? Burnun nasıl olacak diye soruyor mu? Sormuyor. Hangi ana babadan dünyaya getirir? Çokları der ki zengin olsun falan der, değil mi? Böyle bir seçimi olsa. Öyle değil. Onu da seçemiyorsun. Hangi ülkeden olacak? Hangi ırktan olacak? Siyah ırktan mı? Beyaz ırktan mı? Evet. Veya işte etnik gruptan, etniciteye bağlı olacak falan.
Yani Türk mü olacak, Arap mı, Laz mı, Kürt mü? Bunların da bir seçimi yok. Cenab-ı Hak yaratıyor seni. Daha doğrusu o seçimleri yapmış, ona göre yaratıyor. İşte bu külli iradenin seçimleridir. Hı hı. Tamam? Şimdi bütün problem nerede çıkıyor? Cüz'i irade bu külli iradenin içerisinde nasıl bir rol oynuyor? Evet. Allah diliyor, insan da diliyor. Sınırları Allah seçiyor, nedir? İnsan da seçiyor. Hı. Bu insanın seçiminin sınırları ne kadar? Külli iradenin içerisinde ne kadar yer kaplıyor? Ya da rolü ne? Şimdi bu konuya gelince bu sefer orada işte kimisi tozutmuş, cozutmuş. Evet. Yani kaderiye mezhebi çıkmış, yoldan çıkmış falan. Hatta Hadis-i Şerif'te var yani insanlar en çok kader meselesinden dalalete gider diye. Hmm. Yani buraya geldiği zaman işte insanlar Kur'an-ı Kerim'i dinlese sapıtmayacak da, hadisi dinlese sapıtmayacak da kendi akıllarını karıştırdığı için orada sapıtıyorlar. Dalalete gidiyorlar. Şimdi irade-i cüz'iye hani ben irade-i cüz'iyemle şimdi ne yapıyorum? Beni yaratan Allah, ben ona aitim. Benim sahip olduğum her şey de ona ait. Hatta fiillerimi de yaratan Allah. Benim sahip olduğum her şey de Allah'ın. Yer gök ona ait. Her şeyi veriyorsun, 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 veriyorsun. Sende hiçbir şey kalmıyor. Hı hı. Kalıyor mu? Her şeyi bir olan Allah'a vermiş. Evet. Tevhid budur. Evet. Her şeyi bir olan Allah'a vereceksin. Bütün kainat onun, kainatın içinde ben de ona aitim. Benim hatta fiillerim de, tasarrufatım da ona aittir diye her şeyi ona vereceksin. Evet. Çünkü halakakum ve ma ta'malun, sizi de yaratan o. Sizin yaptığınız fiilleri yaratan da o. Hı hı. Ne kaldı bana? Hiçbir şey kalmadı değil mi? Hepsini verdik ona. Peki günahlarım mı olacak? Onları da vereceğiz mi Cenab-ı Hak? Bir takım hatalarım var, onları vereceğiz mi? Bir takım noksanlıklarım var, onları vereceğiz mi? Hayır değil. Her şeyi vereceksin ama Allah'ın şanına layık olanları vereceksin. Onun şanına layık olmayanları vermeyeceksin ona. Diyeceksin ki irade-i cüz'iye, ey irade-i cüz'iye, bak Allah sana da bir rol vermiştir. Senin rolün burada hatalar, kusurlar, günahlar. Hı hı. İşte bunlara sen sahip olacaksın. Evet. Taksimat bu. Şimdi diyor ki bak yaptığından sen sorumlusun, mesulsün diyor. Hatalı yapmışsan sorumlusun. Budur, tamam? Evet. Şimdi demek irade-i cüz'iye nedir? Bütün mesuliyetleri üstlenmek için verilmiş bize. Hı hı. Peki, madem kötülükler bana ait, madem hatalar bana ait, madem işte seyyiat bana ait falan vesaire diyorsun ya, bana ait diyorsun. Hı. İyilikler de bana ait. Onları da ben yapıyorum. Onları da ben yapıyorum. Kötülükleri ben yapıyorsam iyilikleri de ben yapıyorum. Arada ne fark var yani? Ondan sonra diyorsun, bu sefer almaya başlıyorsun. Bu sefer firavunluğa doğru gidiyor. Bu sefer karunluğa doğru. Yani utitu ala ilmin eldi. Ben de bundan ilimle ben bunları elde etmeye başladım diyorsun. İyiliklere de sahip çıkıyorsun. Firavunluğa doğru gidiyorsun. Evet. Ha bu zaman diyor ki kader ilahi haddini bil diyor. Yapan sen değilsin. O kaderdir diyor. Yani irade-i külliye var. O istedi. O yaratıyor. Yani aynen sınavdaki öğrenci gibi. Soruyu soruyor öğretmene, cevabı da kendisi veriyor. Öğrenciye ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Yani bu konuda iyiliklerde soruyu soran da Allah'tır, cevabını veren de Allah'tır. Dolayısıyla kula bir şey kalmıyor. Ama kötülükler de öyle değil. Soruyu soran Allah ama cevabı sen veriyorsun. O yüzden hani cennet fazlı ilahidir değil mi? Öyle. Yani aslında yaptıklarının bir karşılığı şeklinde değildir. Allah'ın ona ikramıdır değil evet. mi? Evet. Zaten bunun için İslamiyet'in ve imanın diyor sınırlarını çizer bu. Ama ilmen değil, hal ile, itikat ile, inanç ile sen çizersin bunu. Ne kadarını Allah'a veriyorsun? Bunu sen ilmen yapmıyorsun, bunu evet. halinle yapıyorsun. Evet. İnancınla yapıyorsun. Allah'a onu verdin, bunu verdin. Neyle bu? İnancınla senin yapıyorsun. Hal, halinle sen bunu ortaya koyuyorsun. Herkesin ölçüleri farklı farklı yani. Herkes bir kısmını veriyor, bir kısmını vermiyor. Herkes bakıyorsun, tamamını da veriyor. Bir kısmı da hiç vermiyor. Yani öyle olanlar da var yani. Hepsini kendisi yaptı yani. Firavun gibi. En Rabbukum ala demiş yani. Ben sizin en yüce Rabbinizim demiş. Yani kendisini artık o kadar iyiliklerle bezemiş ki, hı hı. iyilikleri o kadar kendisine mal etmiş ki,
Yani ben sizin en yüce Rabbinizim diyecek kadar Rab'lık davasına düşmüş yani. Şimdi hiç Allah'a vermeyen de var. Bunu ne yapıyor? İşte vicdanen yapıyorsun sen bunu. İlmen değil bu. Bunu yapan vicdandır. Senin imanın devreye giriyor, izanın devreye giriyor, efendime söyleyeyim, itikadın devreye giriyor vesaire. Ve hallerin, halinle bunları yapıyorsun. Dolayısıyla ilmi değil hali. Onun içindir ki böyle sınır çiziyor bak. Kötülüklerde, kötülükleri yapan sensin. Yaptığın fiillerde mesulsün. Bir sonucu var. Kötülüklere bir sınır çiziyor. Allah'a vermiyor onları. Allah'a tenzih ediyor onlardan. Ondan sonra bütün ne kadar Allah'ın şanına layık varsa onların hepsini Allah'a veriyor. Ne yapıyor? Bak bir sınır çizdik burada sınır. Kötülük ve iyilik diye bir sınır çiziyoruz. Evet. Verip vermemede bir sınır çiziyorsun değil mi? İşte istikameti koruyabilmek için bir tarafta firavunluk davasına gitmemek, bir taraftan sorumluluktan kurtulmamak için falan ne yapıyor? Sınır çiziyor. Onun için iman meselelerinden bir tanesi haline gelmiş o. Evet. Değil mi? Evet. Aslında had konmamış iradeye değil konmamış, mi? Konmamış. Yani, tabii. Ama oraya bir sınır, şeriat getiriyor tabii yani. Yani. Getirmemiş olsa işte satacak. O zaman ne olacak? Yani ucu belli değil o zaman. Evet. O zaman yani. Allah'a vermeyecek şeyler Allah'a verir. Kendisine vermeyecek şeyler de kendisine verir. Şimdi iyilikler Allah'ındır. Kötülükler ise insanın kendindendir. Yani ayet-i kerime var yani. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ Senin elinden bir iyilik çıktığı zaman o Allah'tandır. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Yani bir kötülük çıktıysa senin o kendi nefsindendir, kendindendir yani. Senin o kendi seçimin ne oldu, iraden ne oldu yani. Onun için kötülükler sana ait. Şimdi iyilikler Allah'a, kötülükler insana ait. Şöyle bir soru gelebilir insanın aklına yani burada. Peki seçim yaparken iyilikleri de ben seçiyorum irademle. Kötülükleri yaparken de ben kendim seçiyorum, yapıyorum diyebilir. Arada ne fark var? Niye iyilikler Allah'ın da kötülükler benim? İyiliklerde de benim hakkım payım olması lazım değil mi yani? Böyle bir soru gelebilir değil mi insanın aklına? Ben Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin vermiş olduğu iki tane misal var. Bir tanesi gemi misali, bir tanesi tarla misali. Tarla misalini ben burada vereyim bunu anlayabilmek için. 14. söz olması lazım. 14. sözde geçiyor. Şimdi orada diyor ki mesela bir tarla. Ben bunu biraz daha böyle hani mizansen yaparak anlatıyorum. Mesela bir tarla. Diyelim şu kağıdımız bizim tarla olsun. Bu tarlada 99 tane işçi çalışıyor. Ya da 100 işçi çalışıyor. Bu tarlada 100 tane işçi çalışıyor. Şimdi bu 100 tane işçi tarlayı onarıyor, işte ne ekiyor, biçiyor, sürüyor vesaire, bakımını yapıyor. Bu 100 işçi de aralarında bir tanesine de demişler ki sen bu tarlanın sulama işlerine bakacaksın. Suyun ağzında, arkın ağzında dur ya da vananın ağzında dur. Yani ihtiyaç olduğu zaman sen suyu sal, ihtiyaç bitince de kes. Bak suyu salıp da eğer unutursan tarlada bütün mahsul telef olur. Yok efendime söyleyeyim açılacağı zaman da böyle kurakta açmazsan tarla bu sefer kurur gene telef olur. Görevini tam yaparsan bak bu tarlada ekinler iyi biter. 100 işçiden bir tanesine görev verilmiş suculuk görevi. Diğerleri de kendilerine göre görev almış. Tarlanın onarımı, ekimi, biçimi falan yapılıyor. Şimdi herkes görevini tam olarak yapsa, sucu tam yapsa, içeride tarlayı onaran insanlar da tam olarak orada çalışsa, o tarladan çıkan mahsul kaça taksim edilir? Hepsi yapmış olur. Herkes görevini yaptığı için yüze taksim edilir. Su işlerinden sorumlu olan kişi kaç pay alır? %1. %1 alır. Demek 99'u ona ait değil bu tarlanın. Çünkü orada diğerleri de tam görevini yaptı. Onun bir hakkı var. %1 hakkı var. Doğru mu? Doğru. Ha, demek bu tarladan bir mahsul çıktığında, iyilik çıktığında %1 hakkı var sucunun. Ama diğerleri de herkes %1 hakkını alıyor. 99'u başkalarının. Şimdi şöyle olsa, tam tersi olsa, sucu dese ki, bak ben suyu koyverdiğim zaman, tam görevini yaptığım zaman tarladan mahsul çıkıyor. Ama suyu kestiğim zaman tarla kuruyor. Dolayısıyla bu tarladan çıkan mahsulün tamamı bana ait dese ne olur?
haksızlık ve gasp olur herhalde. Ya diğerleri derler ya, biz de çalıştık burada. Evet. Sen orada su görevini yaptın ama biz de diğer işleri yaptık. Biz de işlerimizi yapmasaydık, sen sadece su salmakla burada mahsul çıkmazdı ki. Derler, onlar da hak dava ederler. Evet. Eğer o gasp etse tarladaki mahsulü, diğerleri hepsi ne yapar? Dava açar ona. Değil mi? Evet. Ha şimdi aynı şekilde insan bedeni de bir tarla gibidir. İnsan bedeni de bir tarla gibidir. Şimdi bu tarlada kimler çalışıyor? Bir, sucu hükmünde olan senin iraden var. Su işlerinden sorumlu irade. İkincisi mesela Cenab-ı Hakk'ın isimleri var. Halik ismi, yaratıcı. Muhyi ismi, hayat verici. Efendime söyleyeyim, Musavvir ismi seni şekilden şekle sokuyor. Rezzak ismi senin 100 trilyon hücrenin ayağına kadar rızkı ne yapıyor? Geliyor. O rızkı yaratıyor ve 100 trilyon hücrenin ayağına kadar hizmet götürüyor. Rezzak ismi. İşte 99 tane Cenab-ı Hakk'ın ismi senin şu beden tarlasında dört dörtlük görevini yapıyor mu? Hem kusursuz bir şekilde yapıyor. Şimdi senin bir tek sucu gibi, suyu salma ve koyverme gibi. Yani iradeni kullanıyorsun. Ben bunu seçiyorum, seçmiyorum diye sadece. Bunu seçiyorsun. Bu sefer tarlada gittiği zaman mesela lokmayı ağzına atıyorsun. İrade. Atıp atmamak senin elinde, iradede. Tamam. Ve hangi lokmayı seçip seçmemek de senin elinde. Fakat gırtlağından geçinceye kadar ona, hatta ağzında çeynemeye varıncaya kadar, hatta ondan sonra midene gittiği zaman o gıdanın orada taksim edilip 100 trilyon hücrenin ayağına götürülünceye kadar. Tüm bu işlemler sana mı ait? Esma-ül Hüsna'nın tecellisine ait. Evet. Onlar o görevi yapmasa sen sadece lokmayı ağzına götürmekle iş bitmiyor yani. Evet. Ve nitekim bizim, senin de tanıdığın birisi var. Şu mide kapağı çalışmıyor. Kasları gerilmiş. Buradan gönderdiği lokma mideye geçmiyor. Orada yemek borusunun içinde kalıyor. Bu sefer açlıktan gidecek, gidiyor doktora biliyorsunuz. O midenin o kasılan kaslarını genişletmek için içine balon gönderiyorlar, şişiriyorlar, açıyorlar. Özel ilaçlarla kaslarını gevşetiyorlar falan. Ondan sonra orada ne yapıyor? Mideye geçiriyorlar. Ondan sonra karnı doyuyor. Ondan sonra karnı doyuyor. Demek sadece yemeği seçip mideye göndermek, ben gönderdim mideye, ben vücudumu kendim besliyorum diyemez. Değil mi? Ve dolayısıyla o bedenin hakikaten bu bedenden mahsul çıkması için 99 isimle beraber senin iraden de orada devrede olması lazım. Ne kadar az halbuki elimizde kalan kısım. Ya şimdi elimizde kalan kısım o kadar az ki, evet, sadece seçenek o kadar. Bir şeyi, evet, seçiyorsun, diğer tarafları tıkır tıkır işliyor. Kim işliyor bunu? Evet. Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi o beden tarlasında çalışıyor. Şimdi burada herkes görevini yapsa, irade tam uygun olanı seçse, ondan sonra diğer esma da zaten vücutta çalışıyor. Oradan bir ürün çıktığı zaman bu ürünün kaçta kaçı irademizindir? %1. Pay %1'dir. Bir iyilik çıktığı zaman %1 nedir? Şeyindir. İnsanın. Yani insanın kendi iradesine, evet, aittir. Evet. 99'u Esma-i Hüsna'ya aittir. Değil mi? Evet. Şimdi irade burada tam tersini yapsa, mesela yanlış bir seçim yapsa, tarladaki mahsul telef olsa, o zaman ne olacak? Kötü bir şey çıksa yani o tarladan, netice zarar olsa, kime fatura edilir zarar? Sucuya, muslukçuya. Muslukçuya, çünkü oradaki diğer işçiler, işçi mesabesinde, la tesbih ve la temsil, Esma-ı Hüsna tam görevini yaptı. Ama kötü bir seçim olduğundan dolayı kötülük çıktı, su gönderilmedi ya da kesildi. Bir şekilde kötü bir şey çıktı o tarladan. Zarar oldu yani tarlada. Bu sefer ne olacak? Bütün zarar sadece iradeye verilir. Sucuya verilir yani. Sadece ve sadece o zarar sucuya fatura edilir. Şimdi yani iyilik çıktığı zaman işte bak ben güzel seçim yapmasam kötülük çıkıyor. İyi seçim yaptığım zaman iyilik çıkıyor. O zaman iyilikler de bana ait derse, yani ben görevimi tam yaptım, bu mahsul bana aittir derse, tamamına sahip çıkmaya kalkarsa, bu sefer Esma-i Hüsna da diyecek, ben sana hayat vermesen seçimi nereden yapacaksın? Muhyi ismi, Halik ismi, ben seni yaratmasam sen nereden seçim yapacaksın? Evet. Musavvir ismi, tam böyle seni şeklini, şemailini, yani bütün organları tas tamam yaratmasam sen nereden yapacaksın bu işi? Efendim Kadir sıfatı veya Kadir ismi, efendime söyleyeyim, ben sana güç kuvvet vermesem
sen nasıl yapacaktın bu işi? Yani sen suçluluk görevini yapıyorsun, irade görevini tam güzel yaptın ama ben de bunları yaptım. Yapmasam sen bu sefer hiçbir şey yapamazdın. Evet. Benim de burada hakkım var diye dava açar Esma Hüsna. Bu iyilik benimdir dediğin zaman Esma Hüsna der ki hayır senin değil. %1 ancak senin olabilir der. Esma Hüsna'ya bu sefer ne yaparsın? Hakkını gasp edersin. Haşa Allah'a şirk koşarsın burada işte. Onun için iyilikler demek Allah'tan, kötülükler ise insanın kendisinden. Çünkü zarar sadece ve sadece suçuya, suç hükmünde olan iradeye ne yapar? Kalır. İradeye verilir. Hı. Değil mi? Hı. Zarar olsa iradeye verilir. Hı hı. Ama iyilik olduğu zaman ise hepsi Allah'a aittir. Ama Cenab-ı Hak fazla kereminden ne yapıyor? Yapılan iyiliklerin %1'i ancak sana ait olduğu halde, sanki onun tamamını sen yapmışsın gibi onun sevabını sana veriyor. Tamamını sen yapmış gibi sevap veriyor. Evet. Yetmiyor. Bir iyilik yaptığın zaman bir iyilik karşılığı sevap vermiyor. Bir iyiliğe bir sevap değil. En az 10 sevap veririm diyor. Şimdi bak %1'i sana ait olduğu halde tamamını sen yapmış gibi sana sevap veriyor. Bir de üstelik bir iyiliğe bir tane sevap da değil. En az 10 tane sevap veriyor. Bazen oluyor ki 70 veriyor, bazen oluyor ki 700 veriyor, bazen oluyor ki binlerce veriyor. Hatta yani bazı şeylere diyor, onun diyor ecrini ancak ben tayin ederim diyor. Yani. Sınırı belli değil. Hani Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetler gibi yani. Hayrun min elfi şehrin. Bin aydan daha hayırlı. Ne kadar daha hayırlı? Başlangıcı 1000 ay. Sen ötesini hesapla. Veya oruç gibi. Oruç gibi. Onun diyor işte ecrini ancak ben veririm. Az önce söylediğim oruç. Evet. Şimdi demek Cenab-ı Hakk'ın fazlı keremi. Şimdi şu anda az önce söylediğin o cümleye gelelim. Evet. Cennet fazlı ilahidir. Evet. Allah'ın sırf ikramıdır. Başka bir şey değil. Yoksa insan kazandıklarıyla cenneti yani yaptıklarıyla cenneti kazanmıyor. Birikimiyle değil yani. Birikimiyle cenneti kazanmıyor. Yani Allah ikram ediyor onu. Allah'ın sırf ikramından dolayıdır. Evet. Şimdi irade-i cüz'iye bu. Hı hı. İrade-i külliye bu dedik. Ayırdık. Evet. İhtiyarla irade arasındaki farkı da ayırdık. Hı hı. Bir de iradenin kader içerisinde yani irade-i külliye içindeki rolü de ne yaptık? Belirlemiş olduk. Hı hı. Var mı başka bir soru? Yok çünkü programımızın da sonuna geldik. Öyle zaten mi? Sorularım evet. Olsa da soramayacağım ama şu haliyle bize bu temel manada irade, ihtiyarı anlamamıza evet. Yeterli olur diye tarifini düşünüyorum tarif yani. Açısından. Kader Risalesi'nde de kader konusunu anlarken de, evet. Anlamaya çalışırken de çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Evet kıymetli izleyiciler kavram atölyesinde bugün ihtiyar ve irade kelimelerinin aralarındaki farklarıyla birlikte anlamaya çalıştık. İnşallah başka bir kavram atölyesi programında tekrar huzurlarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olun.